Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve yepyeni bir Space Engineers bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız özetleyeyim, gemiyi inceleyeceğiz. Tam tam tam. Evet, gemimiz bitti. Bütün gece uğraştım bunun üstünde. Evet, ve sabahladım vesaire vesaire. Şimdi gemimizi bir gezelim. İlk olarak girişi biliyorsunuz bu. Şu arkadaşları bir göstereyim. Bunlar Small Landing Gear diye bir mod tarafından ekleniyor. Çok daha görsel olarak hoş bir landing gear'lar. Bunun yanı sıra geminin ön kısmı, ön ve üst kısmı light armor iken şuradan itibaren alt kısım tamamen heavy armor'dan oluşuyor. Bunun sebebi ise gemi kendi yükünü kaldıramıyor diğer türlü. Şu arkadaşlar conveyor tube to pipes. Bunlar aslında bir conveyor hattı. Hatta basitçe göstereyim. Evet, tabii bunları almıyor şu an. Çünkü bağlı değil. Çünkü hala bizim hedehödeyi görüyorlar. Neyse, bunlar conveyor hattı. Ve şuradan bir şeyleri taşıyorlar. Ve arkada konektörümüz var. Bu arada şurası boyanmamış. Evet, artık boyalı. Evet. Alt kısmı böyle. Arkada iki adet spotlight ve azimutun anteni var. Çünkü normal antenin görüntüsünü biliyorsunuz. Ve burada sığdıracak yer bulamadım. O yüzden bu küçük anteni koydum. Azimut'un anteninin nasıl olduğunu göstereyim. Hemen. Evet. Bu. Bu boyutta. Ve gel gelelim aracın üstüne. Burası aracın en leziz noktalarından biri. Kendisi... nasıl dur? Kendisi... Evet, Azimut'un Fusion Reaktörü. Ancak bunu yaparken bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. 6000 Reaktör Component, 300 Superconductor ve 3000 Steel Plate istiyor. Ama ortaya bu görüntü çıkıyor. Ancak bir nokta daha var. Arkadaşın tek bir inventory girişi var. O da şurası. O yüzden şu yöne doğru bakıyor ve şurada bir adet conveyor'ımız var. Conveyor'ımızı göstermişken burası da Small Medical Station. Kendisi bir mod tarafından ekleniyor. Normal Medical Station'ın yapabildiğin neredeyse her şeyi yapıyor. Sadece oksijen ve... Bu arada bak, kaskımı açmışım kazara. Kapamışım kazara. Sadece oksijen ve hidrojeninizi dolduramıyor. Ancak biraz daha ucuz ve çok daha az yer kaplıyor. Buraya gelecek olursak burası gene conveyor'ımızı taşıyor ve şu arkadaki arkadaş bir adet Large Cargo Container. Burası kargomuzu taşıyor ve şu arkadaş uçağımızın park edileceği yer ve şurası da maglock'umuz. Ama blok halinde. Buna ayrı bir buton ekleyeceğim buraya. Şurada iki adet programmable bloğumuz var. Buradan itibaren simetrik uçak. Ya uçak demişim. Aracımız. O yüzden sadece şu yarıdan anlatacağım. Evet, şu şey Helicarrier Thrusters diye bir mod. Ve tabii ki de kendi bardağımı vurdum. Helicarrier Thrusters modu şunları ekliyor. Bu arada small'larını kullanıyorum. Neden small'ını kullanıyorsun diye soracak olursanız large ve medium'u göstereceğim. Medium. Yani ortanca. Ve 9'a gelelim. Large. Gemim kadar. O yüzden small'larını kullanıyorum. Ancak small'ları bile benden ne istiyor? 1336 motor istiyor. Bunun yanı sıra şu arkadaşlar Tiered Atmospheric Thrusters modundan geliyorlar. Tiered'ın olayı şu. Kendileri basitçe birden fazla Atmospheric Thruster'ın güçlerinin birleşmiş hali. Bunlar bu Tier 3. Çünkü
araç ağır. Yani boyutuna göre ağır. Gyroskoplarımız burada ve şurada iki tane var ve reaktörün arkasında da 7 tane daha var. Gyroskoplar önemli bir şey çünkü hareket kabiliyeti önemli aracımızın. Gel gelelim, şurada iki tane daha heli thruster var. Bir tanesi tam kapalı hali, bir tanesi köşesi yamuk hali. Bir de o şekilde görüntüleri var, şunla aynı. Bunun yanı sıra şurada ve şurada da ileriye doğru itici var. Şurada yana doğru itici var. Yani yanlara iki tane, arkaya doğru 3 bir yanda, 3 diğer yanda, yani 6 tane. Öne doğru ise 2 tane var. Yani birer tane tarafta ancak tier 4'ler. Yani çok daha güçlüler. Spotlight'larımız bu tarafta. Şurada bir adet solar panelimiz var. Solar panelimiz Solars modundan geliyor. Biraz daha değişik boyda solar paneller ekliyor. Bunun yanı sıra şu arkadaş, Vulcan. Kendisi özel bir turret, Azimut'un Mega Pack'inden eklenen. Ve altta da birebir aynısı var. Kendisi defansif işimiz. Bu araç kombata fazla girecek bir araç değil fakat oldu da bir korsan bize saldırdı. Bu arkadaş hayatımızı kaçmamız için bu arkadaşlar bize fırsat sağlayacak. Belli ki şunu da devreye sokabiliriz ancak testlerimde sanki bu biraz sapıttı gibi arada kanatları yüzünden. Şurası park alanı. Karşı tarafta da bir tane daha var. Ne için bunlar soracak olursanız atmosferik veldir gelsin bana. Sevgili atmosferik veldirim. Bu arada bu arkadaş bayağı bir çalıştı. Evet. Evet. 3'e gelelim. Evet. Bu şekilde dronlarımız iki yanda bulunacak. Tabii hala kendisi üstümüzün bir parçası olarak gözüküyor. Henüz ayırmadık. Bu bölüm sizle beraber ayıracağım ama önce geri kalan kısımlarını tanıtmam lazım. Evet. Bu şekilde şuradan large cargo container'ımızı tekrar görüyoruz. Evet, burada conveyor'ımız var bir adet. Ve conveyor bir adet oksijen jeneratörüne bağlı. Tabii maglock sayesinde adam gibi göremiyoruz. Ve altında bir adet de assembler var. Ve assembler'ın altında da, aslında şu maglock'ların altında da bir adet energy efficiency, bir adet de productivity modülü var. Kanıtlar tamamen light armor. Ama daha fazlasına da ihtiyacımız yok. Şurada şunun üstünü bu altında kendi large cargo container'ımız var. Burada da karşı tarafın birebir simetriği. Şu arkadaşlar dediğim gibi conveyor tube. Bunlar bir adet conveyor sistemi aslında. Evet. Şurada da aynısı devam ediyor. Thruster'larımız. Ve toplamda 3 tane büyük thruster yukarı doğru kaldırıyor. Çünkü aşırı yüksek bir yük taşımam gerektiğinde bu arkadaşlar sorun yaratmasın diye. Evet, şimdi gel gelelim kokpite. Kokpitimiz camlardan oluşuyor. Camlar konusunda bir şey daha kullandım. Frameless Windows diye bir mod. Ama bunları yerleştirmek biraz işkence. Ancak şu şekilde şu frame'ler, yani çerçeveler yok bunda. Sadece şu kısımda yaptım çünkü görüş açısı olayı için. Kokpitin dizaynı biraz daha hoş olabilirdi. Evet, gel gelelim bir de ışıklandırmalara. Şu arkadaşlar yanıp sönmeye ayarlı. Nasıl yapıldığını göstereyim.
Evet, blinkers diye özel bir isim koydum bunlara. Hatta blink süresini biraz arttırayım. Pardon. Blink sıklığını biraz azaltıp blink uzunluğunu arttırayım azıcık. Şimdi bakalım. Evet. Gerçek bir aircraftmış gibi his vermesi için yaptım bunu. Sadece bunun yanı sıra şurada turuncu ışıklarımız var. Ve burada da. Ve şuraya bir buton daha ekleyeceğim demiştim. Evet. Butonu nereye ekleyebiliriz? Güzel soru. Aklıma bir fikir geldi. Slotlar sadece, tekli slotlar sadece small'larda var. Dörtlü olsun bakalım. Evet. Tamamdır. Steel plate ve computer ve interior plate lazım. Evet. Steel plate, interior plate ve computer. Bu arada ufak bir not, motorlarım birkaç kere bitti. Steel plate'lerim bayağı bir bitti. Construction component'larım neredeyse bitti, bitmişti. Şunları bayağı bir craft ettim. Metal grade'lerim bayağı bir bitti ve şunlardan zaten 6000 tane craft etmem gerektiğini biliyorsunuz. Evet, bu arkadaş pek ucuz bir arkadaş değil. Blueprint'ini vereceğim gene. Ancak ucuz bir arkadaş olmadığını aklınızdan çıkartmayın. Evet. Evet, Maglock Cube. Switch Lock, tamamdır. Bu arkadaş buna bağlı. Yani uçağımızı gelip burada park edip şuna basacağız. Evet, programmable bloklarıma birkaç tane program koyacağım. Tim mesela. Ve LCD modu koyacağım. Ama öncesinde gelelim kokpitimize. Bu arada Heavy Armor bloklar hakkında ufak bir uyarı. Kendileri çok daha fazla malzeme istiyorlar. Gördüğünüz gibi 150 steel plate ve 50 tane metal grid istiyorlar. Ancak darbeye inanılmaz derecede dayanıklılar. O yüzden aşağıdan bir saldırı alırsam aşağıdan bir saldırı alacağım ve bu yüzden de şurada bir adet butonumuz var ve kendisi bu rampamızı kapatıyor. Ve rampayı kapattığımızda kokpitimiz böyle bir yer. Bayağı yaşam alanı inanılmaz derecede ufak. Burası kokpitim. Görüş açım görece olarak geniş. Şurada enerji durumunu gösterecek bir LCD olacak ve şu arkası, şu ise kargo durumunu gösterecek. Onu ayarlayacağım. Buradan oksijen jeneratörüme erişiyorum. Buradan da assembler'ıma erişiyorum. Assembler'ıma dediğim gibi iki tane modül koydum. Biri productivity, biri enerji efficiency. Yani power efficiency'm %150, yani normalde %100 bu. Yani normalde tüketeceğimin yarısı kadar daha az enerji tüketeceğim. Ancak productivity de enerji tüketimini arttıracak. Ancak enerji çok bir sıkıntı olmayacak çünkü normal small reaktörün enerji üretimine bir bakalım. Maksimum output 15 MW. Azimuth Fusion reaktörünün enerji üretimine bakalım. 1.2 GW. 1.21 olmalıydı. Ancak sağlık olsun. Duck Brown'ı anamadık. Evet, burada birkaç tuşumuz daha var. Bu arkadaşı açıyor ve kapatıyor. Şu arkadaş maglockları açıp kapatıyor. Ancak hangi maglockları diye soracak olursanız drone'ları tutan. Ve şu arkadaş da taretleri açıp kapatıyor. Yani taretler istemediğimiz bir şeye saldırmıyor bu sayede. Evet. Şimdi
büyük ana geldik. Save. Save as. Evet. Her daim bir adet yedek save yapılması güzel olabilir. Aa, tabii ki de önce unutmadan, bunu neredeyse unutuyordum, gemi yoku gök çekti. Evet. 600. Evet. Şimdi gelelim. Evet, gördüğünüz gibi buradan gayet Azimut Fusion reaktörümüze enerjimiz, yakıtımızı koyduk ve yakıtı koyduğumuz gibi gördüğünüz gibi bu arkadaş yeşile dönüştü. Işığı. Evet. Şimdi bir de geçici olarak yapmam gereken önemli bir şey daha var. Geçici olarak şu arkadaşı kaldırmam gerekiyor. Tamamdır. Girip çıkmak için. Ve işin riskli kısmı. Test esnasında arada bu sorun çıkartmıştı. Umarım çıkartmaz. Gemiyi ayırmak pek keyifli bir iş değil. Evet, hızlıca gemimize binelim. Evet, şimdi azıcık yana kay, azıcık ileri ve azıcık aşağı. Evet, gemimizi indirdik ve park ettik. Gemimiz uçarken bir gün boyunca uçuyor. Ancak yerdeyken 300 gün gayet paşalar gibi durabiliyormuş. Evet. İşin zor kısmını hallettiğimize göre şimdi şuradan gelip şuraya hedef ödüllerimizi aktarmak var. Ancak bunun için buraya bir rampa yapmam gerekecek. Çünkü kaza olmasını istemiyorum. Ama bunu yapmadan önce size arkadaşımızın hareket kabiliyetini göstereyim. Evet. Şu an gayet güzel havada süzülüyoruz. Bu arada pil de ekleyeceğim ancak bunun için yer düşünüyorum. Belki uçağı yeni üssünü oraya taşıdıktan sonra uçak bölmesini kapatabilirim. Evet. Ama şimdi arkadaşla biraz test yapalım. Bu arada reaktör engine'den daha fazla uranyum lazım. Bölüm arası muhtemelen ben bayağı bir uranyum kazacağım. Basitçe uçağımız kadar yüksek bir hareket kabiliyeti yok. Ancak bu arkadaşın zaten hareket kabiliyeti o kadar önemli değil. Bu arkadaş bir powerhouse. Diyeceğim değil. Bu arkadaşın varoluş amacı bizi ve eşyalarımızı bir yerden başka bir yere taşımak. Kendisi mini bir mobil üs. Sadece rafinerisi yok. Sek eksiği bu. Normal, tam fonksiyonlu bir üstten. Ancak onun dışında her şeyi yapabiliyor. Assembler var. Medbay'i var. Depolaması var. Drone
silahları depolayacak alanı var. Yani şu arkada, aşağıdaki arkadaşa veda edeceğiz ve bunu kullanacağız. Basitçe. Evet. Ben şuraya park edeyim aracımı. Bu arada araca bir isim bulmamız lazım. İsim bulma işini size mi önersem diyeceğim. Evet, size bırakayım. Bakalım nasıl yaratıcı isimler bulacaksınız. Hoşuma giden bir isim olursa onu bu araca koyarım. O zamana kadar tabii ki de bunu paylaşmıyorum. Ya da boşver, ben isim bulurum ya. Sizin bulduğunuz bir ismi daha sonraki bir araca koyarım. Bence çok daha makul. Çünkü bu aracı paylaşmamı isteyeceksiniz diye düşünüyorum. Tabii ki de henüz arkadaşı kontrole tam alışamadım. Şu açıyla park etmek yerine bu açıyla park etsem daha sağlıklı olacak gibi. Evet. Park etme konusunda cidden iyi değilim. Gerçi park ettiğim platformun da aşırı küçük olduğunu hesaba katarsak gemiye kıyasla. Ya bu arada gemi gene çok büyük bir gemi değil. Fakat şu ana kadar ki yaptığımız şeylere kıyasla aşırı büyük. O yüzden diğer yaptığımız şeyler bayağı bir minnak kalıyor. Bu arada sen neydin? Ha, kameraydı bu. Kamerayı değiştirmiştim. Ha, geri koymamışım. Evet, bunu hatırladım. Güzel oldu. Ve bu şekilde de park ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi rampa tam olarak denk geliyor. Evet. Fazlasıyla sevdim ben şu an bu arkadaşı. Bunun blueprintini paylaşacağım. Ama öncesinde şuraya kamerayı gerekleyip kamera. Bu tamamen park için gerekli bir kamera. Evet. Kameramızı geri koyduk. Unutmadan dronlarımızı da park edelim. Dronlar nasıl park ediliyor görün. Evet. Bu arada bu arkadaş tamamen bunun ve benim tarafımdan inşa edildi. Yani onu da aklınızda bulundurun. Evet. Evet, buradan itibaren şuraya geçeceğiz. Evet. Ups. 4. 6. Ve welder'ımız monte edildi. Bu arada şunu da geri takayım. Artık o girişe ihtiyaç yok. Miner biraz sıkıntı çünkü miner biraz büyük. Evet. Miner welder'a kıyasla biraz daha iri bir araç. O yüzden şöyle bir sıkıntı oluyor. Boyu tam geliyor aracın. Yani hareket payı çok minimum. Evet.
Ama saçma bir biçimde oturtmayı başardık. Evet, dronlarımız bu şekilde burada duruyor. Tabii ki de dronlarımızı buraya koyduktan sonra ne yapıyoruz? Şuradan magdotlarımızı kilitliyoruz. Bu ne demek oluyor? Şu arkadaşlar hiçbir şekilde kımıldayamıyorlar. Hatta deneyeceğim. Bir saniye, neden gözükmediniz? Ha, çünkü starter base olarak gözüküyormuş. Diğerini yeni parça olarak görmüş. Atom Miner mod. Tamamdır. Ve şimdi ayıralım bunu ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kımıldayamıyor. Tabii ki de Maglocks Unlock. Tamamdır. Şimdi K Maglocks Lock. Tamamdır. Evet, Maglocklar da bu şekilde ve onlarla beraber şuradan biraz daha uranyum çalalım. Bu base'i terk edeceğiz. Bu arada bu aklınızda bulunsun. O yüzden bu base'in pek önemi olmayacak. Evet. Şimdi sen gel. Evet. Bu arada bir adet. Save. Nasıl olur? Tamamdır. Sen kapan. Şu large thrusters. Ve... Save. Şimdi... Evet. Seçildiler. Bunları buradan kaparsak eğer fuel time'ımız 4 gün oluyor. Yine 4 gün. Bakalım en çok enerjiyi ne tüketiyor? Bu arada şunlardan bayağı bir şey. Showblock'un terminal. Showblock'un terminal. Fusion reaktör kalsın. Hayır, terminal gösterme. Sen de terminalde gösterme. Aslı dur. Or dedektörü açıp kapatabiliriz. Devam edelim. Gyroskopları kesinlikle gizleyeceğiz. Bunları bir de Large Thrusters grubuna ekleyelim. Evet, gyroskoplar siz terminalde gözükmeyin. Siz gözükmeyin. Evet ve birkaç ufak ayarlamanın ardından hemen ayarlamaları göstereyim. Şu kısma Maglock'ların kontrolünü buraya da ekledim. Large Thrusters'ları ekledim. Onu panelde ekleyeceğim. Or dedektörü açıp kapattım. Taretler burada zaten. Şurada bir tane boş butonumuz kalmıştı. Sen... Şu ol.
Tabii yok olmuyor. Tamamdır. Ve bu şekilde bunları yerleştirmiş olduk. Altı. Şimdi 6'yı geri açalım. Ve aracın adını da buldum. Info. KK Tybalt Leftpaw. KK Köfteniz Köftenin kısaltması. Tybalt Leftpaw ise benim Guild Wars'da inanılmaz derecede çok sevdiğim bir karakter. Adamın dibi olan bir NPC'dir. Eğer oynuyorsanız Guild Wars'ı ve karşınıza Order seçimi gelirse ve Order of Whispers'ı seçmişseniz Tybalt karakteriyle mutlaka karşılaşacaksınız. İnanılmaz derecede güzel bir karakterdir. Ve bu gemiye onun adını vermek gerçekten hoşuma gider benim. Evet. O yüzden de bu gemiye onun adını veriyorum. Evet. Karşınızda SS Tybalt Leftpaw. KK Tybalt Leftpaw. İsmini de yazabilmek isterdim ancak araçta pek boş bir yer yok. Aracın boş bir yeri yok. Evet, şu an acım bu. Bundan ötürü acı çekiyorum. Ama aracın adını siz biliyorsunuz. Hatta antene de bunun adını yerleştirelim ve beraberinde şimdi timer block 3 sen ne ol timer Team All, sen de Timer LCD. Tamamdır. Tabii buradan itibaren bunlara şurada bakacağım. Hangisi diye. Sen Timer LCD'sin, o zaman simetrik olması için sana evet, LCD Control adını verelim. Browse Workshop. Configurable Automatic LCDs. Tabii şu sembol sıkıntı yaratacak ancak onun için ilginç bir yöntem var bu programda. Remember and Exit. Tamamdır. Buraya kodumuzu yerleştirdik ve sıra sende. Sana da Team Tamamdır. Browse Workshop. Tamamdır. Ama sende ufak bir değişiklik yapacağım. Sende o olay yok. Şunları normal paranteze çevireceğim. Check code. Tamamdır. Remember and exit. Fazlasıyla güzel. Team'in timer'ıyla henüz uğraşmayacağım. Çünkü Team'i henüz aktif etmek istemiyorum. Ancak LCD timer setup actions LCD tamamdır run confirm ve start tamamdır süren 2 saniye uygundur. Tamam. Evet. Şimdi sana public text olarak evet bunu koyacağım ve public text gözüksün ve LCD timer start. Evet, şimdi bakalım çalışıyor mu?
Ancak ona birkaç adjustment yapmam lazım. İnce ayar. Booting up. Tamamdır, çalışıyor. Enerji kullanımımız burada gözüküyor. Ama ben buraya yakıt koyacağım. Tam kodları hatırlamıyorum. Onlara bakmam lazım. Ve tabii ki de yapmam gereken önemli bir şey daha var. Video ortasında mesaj gelmesini beklemek. Hayır, yapmam gereken önemli bir şey değil. Gelin bakalım siz. Tabii magnezyumum bittiği için daha fazlasını işleyemedim. Bölüm arası ben madene gireceğim. Bu arkadaşla da madene gidebilirim bu arada. O da aklınızda bulunsun. Ve kargo container. Evet, kendisi otomatik olarak arkadaşlarımızı besliyor. Kargo container 6 olmasan tamamdır. Şimdi burada evet, tabii ki de şunların isimlerini değiştireyim. Hatta Vulkan'dı. Vol değil. Vulkan. Kontrol bakalım sen hangi yöne bakıyorsun. Tamam, bu sol üst. LT. Tekrar kontrol edeyim. Ups, pardon. Tamam. Evet, bu LT. Sen muhtemelen L bottom'sın. Yok, değilmiş. Tamam, right bottom. RT. Sana bakalım. Tamam, bu tarafa doğru baktığına göre bu da right button. RB. O zaman sen de LB'sin. Tamamdır. Bu şekilde bunları buraya ayarladık. LT. Control. RT. Control. RB. Control. Asıdır. Kontrol sende. Kontrol. Silahlarımızı bu şekilde kontrol ettiğimiz ikinci bir sekme yaptım. Evet. KKL Tibalt Left Paw bu şekilde hazır. Ah. Evet. Güzel oldu bence. Evet, madenciliği nasıl yapacağız diye soracak olursanız bu arkadaşla yapacağız aslında. Bu arkadaş kalkacak, şunla beraber sonra bu gidecek, madenleri bu park edecek ana araç, sonra bu çıkacak üstünden, gidecek, madenleri kazacak, buna geri koyacak, kazacak, geri koyacak, kazacak, geri koyacak. Basitçe çalışma prensibi bu. Hızlıca koyabilmek için belki şu arkadan bağlarım bu esnalarda. Evet. Bu arada koymamız gereken bir detay daha. Seni ayarlamak. Evet. Pardon. Dur. LCD. Tamamdır. Tamamdır. Inventory'yi bu şekilde görüyoruz. Ve bunu basite indirgemenin yolları vardı diye hatırlıyorum. İdi sanırım.
dakika da inventory X mi? Değilmiş. S. Bunlardan biriydi. Evet, S. Ben biraz daha simple bir görüntü. Or summary olmasın. Nasıl dur? Or summary olsun ya. Buna bir bakar. Bununla ilgilenirim daha sonra. Yani gerçi bu şekilde de kalabilir. Sürekli aşağıya doğru kayıp bize sürekli güncel bilgi verir. Bunun ince ayarlarına bakacağım. Bu arada unutmadan size göstermeyi unuttuğum son bir şey var. Daha var. Biraz önemli bir arkadaş. Ondan sonra ben maden kazıp bu arkadaşı uçuracağım. Evet. Şuradan gidip görüntümüzü değiştirebiliyoruz. Tabii öldüğünüzde görüntünüz gidiyor. Evet. Ben şu skin'i seviyorum. Tabii karakterinizin yüzünü çoğu model değiştirmiyor ancak zırhını değiştiriyor. Evet, gördüğünüz gibi artık karakterim bu şekilde bir zırh giyiniyor. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.